Arkadaşlar merhaba. Ören Bayan YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dileyerek bugünkü modelimize başlayalım. Bu videoda size bu gördüğünüz çok güzel iki şişle yapabileceğiniz örgü modelinin nasıl yapılacağını göstereceğim. Kullanacağım ipim Ören Bayan Madame Petit. 100 gramlık bir yumak, 250 metre, %100 anti-peeling akrilik bir ipim. Renk numaram 49. Kullanabileceğiniz şiş numaraları 4-5 milim. Şimdi hazırsak modelimizin yapımına geçebiliriz. Modelimiz 2 ilmek ve katlarından yapılıyor. Ben 5 milim şiş kullanıyorum. Yapmış olduğum model 30 ilmekten yaptım. Şimdi 12 ilmeklik minik bir göstermek amaçlı ilmek atıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Arka yüzde tüm ilmeklerimi ters örerek ön yüze geleceğim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci sıramızda donama yaparak başlıyorum. İki ilmeğin içinden sağ şişimi geçirdim. Bir kere düz ördüm. Arttırdım. Aynı iki ilmeği tekrar düz örüyorum. Ve ilmeklerimi serbest bırakıyorum. Hemen bir artış yapıyorum. İki ilmeğin içinden şişimi geçirerek bir düz ördüm, bir arttırdım, tekrar düz ördüm. Yani iki ilmekten üç ilmek çıkartmış oldum. Artış yaptım. İki ilmekten düz örgü örerek üç tane ilmek çıkarıyorum. Arttırdım. 2 ilmekten bir düz, pardon, ilmekleri bırakmıyoruz tabii ki. Bir dola, bir düz. Tekrar artış yapıyorum. Son 3 ilmeğime geldim. Yeniden 2 ilmekten düz örgü örerek 3 ilmek çıkarttım. Sıra sonlarında dolama yapmıyoruz. Kalan kenar ilmeğimi düz örerek sıramı tamamlıyorum. Ön yüzde gördüğünüz gibi sürekli artışlar yaptık. Tekrar aynı sayımıza geri dönebilmek için arka yüzde de eksiltmelerimizi yapacağız. İkinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ve ilmeklerimi ters örgü örerek 2-2 alarak eksiltiyorum. 2 ilmeğimi aldım, ters ördüm. 2 ilmeğimi aldım. Ön yüzde düz örüyoruz, arka yüzde de ters örüyoruz. Son 3 ilmeğim kaldı. İkisini de eksiltiyorum. Kenar ilmeğimi de ters örüp sıra sonuna gelmiş oluyorum. Ön yüze geçiyorum. Modelimin 3. sırasındayım. Bu sırada kaydırma yapıyoruz.
kenar ilmeğimi örmeden aldım ve bir düz ördüm. Ardından hemen arttırarak başlıyoruz. 2 ilmeğimi gene 3 ilmek olarak öreceğim. Bir düz, bir arttır, bir düz. Ardından hemen dolama yapıyorum. Bu artışları yapmazsanız modeliniz yanlış gider. Püf noktası olarak bunu değerlendirebiliriz. 2 ilmekten 3 ilmek çıkarttım ve hemen arttırmamı yapıyorum. Yeniden 2 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Arttırmamı yapıyorum. Sıra sonunda bu artış sırası kaydırma sırası olduğu için 2 ilmeğim kalana kadar devam ediyorum. Burada 2 ilmeğin ardından artış yapmıyoruz. Yani dolama yok. Direkt 2 düz ilmeğimi örerek sıra sonuna geldim. Arka yüze geçiyorum. Kaydırma sıram olduğu için kenar ilmeğimi örmüyorum. Hemen bir ters örüyorum. Daha sonra gelen ilmeklerimi 2-2 alarak ters örgü örüyorum. Yani eksiltmelerimi yapıyorum. Bu modelde dikkat etmeniz gereken kaydırma sıralarındaki işte başlangıç ilmekleri. Başlarken bir kenar ilmeğimi aldım, bir ters ördüm, daha sonra 2-2 aldım. Son 4 ilmeğim kaldı. Kalan 2 ilmeği 2 tane ters olarak örüyorum. Ön yüze geldim. Şimdi tekrar birinci sıradan başlıyoruz. Birinci sıramızda kenar ilmeğimi örmeden aldım. Dolayarak başlıyorum. 2 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. Artışımı yaptım. 2 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. Artışımı yaptım. Bir düz. Bir arttırdım, bir düz. 2 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Arttırdım. Tekrar 2 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. Tekrar 2 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. Burada dolama yapmıyorum. Yani artışım yok. Sıra sonlarında artış yok. Eğer artış yaparsam sayılarım bozulur. Kenar ilmeğimi de düz ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi arka yüze geçiyorum. Birinci sırayı tamamladım. İkinci sıradayım. Kenar ilmeğimi örmedim. İlmeklerimi 2-2 alarak eksilteceğim. Sayalım 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 ve kenar ilmeğim 12. Ön yüzde artan ilmeklerimi arka yüzde ters örgüyle aynı sayıya getirmiş oldum. 2 sıram bitti. Şimdi 3. sıradayım ve kaydırma sırasındayım. 3. sırada kenar ilmeğimi örmüyorum ve hemen bir düz örüyorum. Arttırmamı yaptım. Şurada 2 tane yan yana
iki tane de ayrık ilmek görünüyor. Kaydırma sırasında bu iki tane ayrık ilmeği kullanıyoruz. İkisinden sağ şişimi geçirdim, bir düz ördüm, bir arttırdım. Tekrar aynı iki ilmeği düz örüyorum. Arttırmamı yaptım. İki ilmeğin içinden sağ şişimi geçirdim, düz ördüm, bir arttırdım. Tekrar iki ilmeği düz örüyorum ve serbest bırakıyorum. Dolama yapmayı, arttırmayı unutmuyorum. 2 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. 1 arttırdım. 2 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Sıra sonunda artışımız yok. 2 tane düz ilmekle bitiriyorum. Bu kaydırma sırası unutmayın. 3. sıramız. Örgümün arkasını çevirdim. 4. sıraya geçtim. Kenar ilmeğimi örmedim ve bir ters örüyorum. Daha sonra gelen ilmekleri 2-2 alıp son 2'ye kadar devam ediyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 ve son kenar ilmeğim 12. Evet arkadaşlar, bu toplam 4 sırayı uygulayarak modelimizi istediğimiz kadar büyütebiliriz. Bu modelle çok güzel hırka, kazak ya da yelek yapabilirsiniz. Değerlendirebileceğiniz hoş bir model çalıştık. Ön yüzden ve arka yüzden görünümü de bu şekilde. Yapan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bizi Ören Bayan Instagram hesabından takip etmeyi ve YouTube kanalımıza abone olup videomuzu beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.